Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Astro'yu anlatmaya çalışacağım. Açıkçası hiç beklemediğim kadar değişik bir aletle karşılaştım. Bu açıdan çok mutluyum. Çünkü bayağı bir şey görmüş oldum. Çok değişik bir yerden sorunu ele almış. Ve bence gayet de güzel bir alet. Çok sağlam hissettiriyor bir kere. Ben açıkçası Astro'yu nedense bilmiyorum. Hep Vue ekosistemindeki bir araçmış gibi sanıyordum. Ama hiç Vue'yle falan, React'la, Vue'yle hiçbir şeyle ilişkisi yok. Direkt tek başına bir alet Astro. Yani bu özellikleri gördükten sonra neden daha fazla bunu görmüyoruz, duymuyoruz? Açıkçası şaşırdım. Çünkü hak ettiğini düşünüyorum. Tabii bazı handikapları var, onlardan bahsedeceğim dilim döndüğünce. Yani aslında şunu da söyleyeyim burada yeri gelmişken. Genç arkadaşlara da aynı şeyi hep tavsiye ediyorum. Bir şey öğrenmek için konuyla ilgili video çekmek, blog yazmak, sunum hazırlamak çok anlamlı oluyor. Dolayısıyla ben Astro'yu zaman zaman görüyordum. Böyle üstünkörü bakıp geçiyordum. Şimdi anlatacağım için birazcık daha görece derinlemesine baktım. Ve nihayetinde bayağı da bir şey öğrendim. Çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Dün akşam bir saat falan baktım. Bayağı güzel bir alet. Şu anda konuşurken fark ettim ki normalde anlatıp sonrasında biraz kod üzerinden bir şeyler söyleyecektim. Ama videoyu iki kısma ayıralım. İlk kısımda böyle özelliklerine falan üstünkörü bakıp ikinci kısımda kod tarafında neye benziyor ona bakarız. Bu arada bir önceki videoda kanala abone olun falan dedim diye herhalde bayağı bir insan abone oldu. Dolayısıyla bundan sonra ben de her videoda kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın diyeceğim. Abone olursanız da sevinirim. Deyip konumuza geri dönelim. Şimdi Astro content driven bir framework olduğunu söylüyor. Ama aslında çok daha fazlası olduğunu söyleyebilirim. Yani içinde endpoint yazabildiğiniz, actionlar yazabildiğiniz, içinde bir database olan, popüler CMS'lerle entegrasyonunu yapabildiğiniz, ne bileyim, otantikasyonundan işte markdown'una böyle çok geniş bir yelpazede size çözümler sunan bir aslında web sitesi yapma aracı diyebiliriz Astro için. Şöyle aşağılara biraz kaydıralım. Astro'nun Next gibi aletlerden en önemli farkı server first bir alet. Yani bir server'a kalkıp orada HTML'i biz işleyip render edip ön tarafa şey yapıyoruz, sunuyoruz. Diğer bizim Next tarafında client side'da birçok şey gerçekleşiyor. Dolayısıyla server first bir aletten bahsediyoruz. Yani ayağa bir server kalkıyor. Aynen bizim .NET'te olduğu gibi, PHP'de olduğu gibi, Python'da olduğu gibi. Content driven'ı zaten söyledik. Markdown, işte MDX gibi formatları direkt alıp koyuyorsunuz dosyaları. Onu serve edip insanlarla paylaşabiliyorsunuz. Gerçek manada kişiselleştirilebilir bir alet. Onu söyleyeyim. Şu JavaScript UI meselesine geleceğiz. Şöyle şuraya gelelim. En enteresan özelliklerinden bir tanesi şu. Aynı uygulamanın içinde hem React, hem Vue, hem Svelte ne isterseniz kullanabiliyorsunuz. Bu tabii inanılmaz enteresan, söylerken bile garip gelen bir şey. Çünkü normalde herhangi birine ihtiyacınız yok. Herhangi birine bir bağımlılığı yok. Agnostik tamamen bu manada. Ama diyelim ki Vue biliyorsunuz ve Vue ile ilgili bir şey eklemek istiyorsunuz. Sadece bir komponentte Vue kullanıp öbür komponentte React bile kullanabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Öyle değişik bir alet. Zaten dediğim gibi başta da problemi çok farklı ele alan bir alet. Bizim alışılagelmiş olduğumuz paternlere çok fazla benzemiyor. Dolayısıyla zaten bu kadar yayılmamasının en büyük sebebi de bu manada öğrenme eğrisinin bir miktar daha şey olması. Daha doğrusu öğrenmenin, adapte olmanın bir miktar daha zor olması diyebiliriz. Şöyle aşağı doğru gelelim. Direkt dokümantasyona gideyim. Bu arada çay içiyorum. Her ne kadar bardak kahve bardağı olsa da. Çok kahve çok seviyorum bu arada ama çayın yeri bambaşka ya. Yani çay başka bir şey. Onu yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Şöyle satır başlarını bir size söyleyeyim. Önemli olan. Şimdi Island Architecture diye bir architecture var. Bunun detaylarına da bakarsanız istiyorsanız. Bu aslında temelde şu. Bir sonraki videoda bunu kod yazarak ele alırız. Bizim komple bir web sayfamız var biliyorsunuz. Bazı yerler statik, bazı yerler dinamik. Yani dinamikten kastımız ne? Kullanıcı login olduğunda yukarıdaki kullanıcının bilgilerinin, avatarın olduğu yer dinamik render edilmesi gereken bir yerken, ne bileyim işte sidebar'daki menü statik bir menüdür. Dolayısıyla çok fazla değişmesini beklemeyiz. Dolayısıyla sayfanın biz server side render işlemini yaptığımız zaman şöyle bir durumumuz oluyor. Diyelim ki member'ın display name'ini database'den alacağız. Ve database'den alma işlemi 100 milisaniye sürüyor. Uyduruyorum tamamen. Sayfanın tamamının render edilmesi için o en yavaş işlemin de gerçekleşip her şeyin hazır hale geliyor olması lazım ki ön tarafa sunulsun sayfa. Dolayısıyla orada bir gecikme oluyor.
Bunu şöyle çözmüşler. İşte island, daha doğrusu şöyle ada demişler bu parçaların her birine. Siz uygulamanızı yapıyorsunuz şeyde, Astro'da. Çok basit bir direktifi var. Yazıyorsunuz onu. O kısım beklenmeden sayfa render ediliyor. O kısım render edildiğinde arka tarafta otomatik tabi bunlar gerçekleşiyor. Ön tarafa sunumu yapılıyor ve HTML o şekilde güncelleniyor. Bu çok önemli bir mekanizma Astro tarafında. Şurada başka neden bahsedebiliriz? Ha, şundan bahsedeyim biraz. Şu editör setup'a geleyim. Astro'nun nokta Astro adında bir şeyi var, uzantısı var. Astro dosyaları burada var mı? Yok. Astro dosyaları iki kısımdan oluşuyor. Şu Pages'a tıklayalım. Şuradan bir yerden bulalım. Şu. İki kısımdan oluşuyor. Bir HTML yazdığımız kısım. Diğer kısım da 3 tane trenin arasına yazdığımız script kısmı. Aslında bunu Vue'deki single file component'e benzetebiliriz. Ama orada işte template deyip HTML yazıyorduk. Script deyip script'i, CSS deyip CSS yazıyorduk. Burada öyle bir ekstra bilgi vermeden şu şekilde bir notasyon uydurmuş adamlar. Dolayısıyla bu dosyaları düzgün görüp geliştirici deneyimini artırmak için çeşitli işte Visual Studio Code için, IntelliJ'nin IDE'si için, diğer ortamlar için extensionlar var. Onları kuruyorsunuz. Development ile ilgili herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Dediğim gibi öğrenme eğrisi birazcık şey, görece yüksek. Dolayısıyla buradaki notasyonları, işte helper metotları, fonksiyonları falan bir miktar öğrenmek gerekiyor. Şöyle de bir bilgi vereyim. Aynen Vue'de olduğu gibi yazdığınız her dosya aslında kendi başına bir komponent oluyor. Dolayısıyla siz diyelim ki index demiş. Burada anlatabilir miyiz? Şöyle söyleyelim. İşte menu.astro diye bir dosya oluşturup içine aynen şu notasyonu yazdığınızda başka bir Astro dosyasından direkt HTML tagı gibi, yani bizim klasik React'ta, Vue'de kullandığımız HTML dokümanı gibi ekliyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla çok da esnek çalışıyor. Extension da bayağı iyi bu arada. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Başka burayla ilgili söylemek istediğim bir şey de yok aslında. Şu routing'e bakalım. Routing bildiğimiz file system routing. Buna hiç aslında anlatmaya bile gerek yok. Dolayısıyla pages'ın altından başlıyor zaten sayfalar. Index koyarsanız direkt index, about bildiğimiz şeyler. Çok fazla girmeyeceğim. Endpoint yazabiliyorsunuz, middleware tanımlayabiliyorsunuz. Lokalizasyonla ilgili, IE18n ile ilgili bütün ayarları yapmanız mümkün. İşte prefetch diyor, view transition, bunlarla işimiz yok. Component demin bahsettim. Component ile ilgili şey söyleyebiliriz belki. Her şey bir component demiştik. Astro.props deyip üst taraftan ilgili komponente parametre geçirdiğinde de bu şekilde komponentin şeylerini alabiliyorsunuz. Komponente geçilen parametrelerin değerlerini bu şekilde de alabiliyorsunuz. Çok ilginç bir alet. Adını tam koyamıyorum. Böyle çok acayip ısındım. Çünkü çok böyle hızlı bir şeyler yapılabilirmiş gibi geldi bana. Ama şu da var öte yandan. Bu bana nedense bizim ASP.NET'in Webform diye bir framework'ü vardı. Oradaki, ya tam da emin olamıyorum çünkü o bayağı bir eskiydi. Sanki oradaki şeyi hissettim. Nasıl söyleyeyim? Oradaki havayı aldım yani. Birazcık eski o kafayla yeni kafanın harmanlanmış bir hali olarak hissediyorum. Tabii bir gerçek projede kullanmadan böyle büyük büyük laflar etmek, konuşmak çok anlamlı değil bu tarz aletler için, ama yani elimde imkan olduğu anda böyle bir döküman güdümlü bir şey gerekirse Astro'yu kullanmak isterim açıkçası. İnanılmaz. Yani bunda her şey yapılır, öyle söyleyeyim size. İşte layout'tur, CSS bilmem, fontlar, syntax, highlighting, bir sürü şey hazır geliyor zaten. Kendi database'i var. İşte server island'ler şeyleri anlattık. Session'lar, bilmem neler, actions'lar var. Tarifler var. Dökümanı bayağı iyi bu arada. Şöyle bir şeyden de biraz bahsedelim. Entegrasyonlarla ilgili. Gördüğünüz gibi Cloudflare, Netfly gibi şeyler için adaptörleri var. Official integrations demiş. Bir sürü şey var. İnsanlar katkıda bulunmuş. Database, Markdoc, MDX, ıvır zıvır. Daha güzeli şu. Third Party Services diye bir yer var. Burada gördüğünüz gibi bir sürü şeyi destekliyor. Ama daha da güzeli, hali hazırda bir CMS kullanıyorsanız zaten şunlardan birini kullanıyorsunuzdur. Burada WordPress'inden DirectAsına kadar, Drupal'ından, ne bileyim, Cosmic, bilmem ne, her şey var burada. Bunlarla entegre olup şeyi kullanabiliyorsunuz, Astro'yu kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada da sizi ciddi bir yükten, efordan kurtarıyor aslında. Backend servisleri gördüğünüz gibi yani her şeyi destekliyor. Çok garip bir alet. Ama dediğim gibi muhtemelen, öyle tahmin ediyorum ki, performansı da fena değil. Çok test etmedim ama bir geliştirici
hissiyat olarak söylüyorum. Muhtemelen öğrenme eğrisi birazcık fazla diye insanlar bunu çok tercih etmiyor olabilir. Bu arada çok tercih etmiyor diyorum ama sürekli. Şurada yazılanlar doğruysa bayağı da biri bunu zaten kullanıyor. Astro böyle bir alet. Çok aktif bir komünitesi var. Şeyine bakmadım kitap sayfasına hiç. Oraya gidelim. 53.000 star diyor ya. Ben de şimdi ikide bir kullanmıyor diyorum millet ama muhtemelen bayağı bir insan kullanıyordur. Ama tabii bir Next kadar duymuyoruz böyle şeylerin adını. Şu şekilde bir blog anlatacaktım size kod üzerinden ama bir sonraki videoda onu anlatayım. Çok uzamasın video. Astro dediğim gibi beni çok şaşırttı. Şiddetle bu aleti kullanmanızdan kastım şu lokale en azından indirip kodlarına bakmanızı, oradaki kafayı böyle bir anlamanızı öneririm. Faydalı olacağını düşünüyorum. Başta da söylediğim gibi kanala abone olup, ne diyorlardı ya? Kanala abone olup yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bir önceki videoda bayağı güzel yorumlar geldi. Teşekkür ediyorum yorumlarınıza bu arada. Elimden geldiği kadar sade ve lafı çok fazla uzatmadan anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarını tabii ki. Ben de dahil hiçbir kimsenin anlattığı şeye nasıl söyleyeyim? Kesin doğrudur, net doğrudur gözüyle bakmayın. Dinleyin, araştırın. Aklınıza ne esiyorsa onu gidip yapın, onu söyleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.